Kadros'tan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tolgan. Videoya başlamadan önce hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak isterim. Umarım güzel, keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda ne yapacağız? Dün attığım videoda biliyorsunuz nickimi belirlemenizi istemiştim sizlerden. Videoya 9000 yorum geldi. 9000. 9000 yorum geldi. 9000 tane yorum, 4000 tane de beğeni var arkadaş. Bir tane... Neyse, o konuda çok trip atmayacağım bu sefer. Yine iyisiniz. 9000 tane yorum var. En iyi yorum diye sıralayınca yine en iyileri sıralamıyor bazen. Bir tane internet sitesi var. Şöyle göstereyim bu siteyi. Bu internet sitesi bu videodaki bütün yorumları sıralıyor. Bu 9002 olarak göstermiş. Benim attığım yorumları da sayıyor sanırım. Toplamda da 91 sayfa yorum var videonun altında. Yani 100 şey yaparsak 91, 9000 tane yorum var. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. En yüksek beğenili yorumu seçme gibi bir özellik var. Burada şimdi en yükseğe geri sıralıyorsun ama en yükseği vermiyor. En günceller arasındaki en yükseği veriyor. Neden bilmiyorum. Hani en günceller değil, ben en yükseği istiyorum diye bir seçenek de yok burada. Öyle bir seçenek maalesef yok. Bir tane internet sitesi var. Bu site bütün yorumları geziyor ve bize en iyi yorumu seçebiliyor. 845 tane beğeniyle Kerem Kaya'nın yorumu roket meme olmuş. Roket meme koymayı deneyeceğim şimdi. Nickimi umarım alınmamıştır. Çünkü alınmış olma olasılığı bayağı yüksek bir nick açıkçası. Eğer bu alınmışsa şunların arasından biz kendimiz bir tane bakacağız. Onların arasından seçeceğiz. Bir tane var. 200'e yakın bir beğeni var. Belki daha çok beğenili yorumlar var. Vardır, kesinlikle de vardır ama onları ben göremiyorum. Yalnızca en iyisini görebiliyorum veya günceller arasında sıralanmışları görebiliyorum. Böyle de bir YouTube'un pek de sevmediğim bir özelliği aslında. Haydi bakalım. Nick Roket Meme. Roket Meme. Olunabiliyor lan. Alıyorum arkadaşlar. Evet, Roket Meme Nick'ini alıyoruz sanırım ve aldım. Tebrikler, gelecek sefer oturum açtın. Yeni sihirler alın, etkin hale gelecek. Yani gerçekten bu beni çok şaşırtan bir durum oldu. Roket Meme Nick'inin alınmamış olması biraz garipti. Haydi bakalım, yardıralım. Yeni Nick'imiz de Roket Meme ile yola çıkıyoruz. Yani çok da aslında meme sonuçta şey bir anlamı yok. Nasıl diyeyim? Hakaret yahut cinsel bir anlamı da yok çünkü kadınların da erkeklerin de memesi var. Ve aynı zamanda yani gösterilebilirlik olarak o açısından düşünürsek ben mememi gösterebiliyorum videolarda falan. Bunun da bir yasağı yok. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Umarım yaşamayız. Zaten ben bu nickle bir hafta falan duracağım. Yeni nickimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yanımda bu arada Soflu var ama Soflu kardeşim mikrofonundan sonra kulaklığını da parçalamayı başarmış. Kulaklığı da mikrofonu da şu anda yok. Seya, nickim nasıl? Yeni nickin heyo. EYV diyelim. Evet, yeni nickimiz de... Yeni nickimiz de yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ben videoyu duraklatıyorum burada. Maç bulduğunda yeniden devam ettiriyor olacağım. Ay. Sindir oynayamayacağız galiba arkadaşlar ya. VLC'nin güncellemesi varmış. İndirmek istemem şu an, hayır. LoL'ün müziğini kapalı unutmuşum da arkaya yine artı 9 oyun bros video arkası müziğini açtım. Sindir'e yine... umarım banlanmaz. Umarım bu sefer banlanmaz. Çıktılar. Çok iyi. Ya Sindir'e banlamayın lütfen. Sindir'e banlamayın lütfen. Teşekkürler. Umarım banlamazlar ya. Sindir oynamak istiyorum çünkü. Bayağıdır oynamaya çalışıyorum da bir türlü şey yapamadım yani. Oynayamadık Sindir'i. Nedense bu arada yayınlarda, canlı yayınlarda Sindir'i baya oynuyoruz. Her oynamak istediğimde oynuyorum hatta neredeyse. Ama videoya gelince karşı takımın ilk banı Sindir oluyor. Neden bilmiyorum birader ya. Neden gerçekten bilmiyorum. Bakalım. Fiora banladılar. Belki Sindir'e banlayan adam bizim takımdadır bu sefer. Hani belki sıkıntı olmaz. İnşallah. Şimdi Zed mi yoksa LeBlanc mı banlasam diye kafamda iki tane seçenek var. Aslında Zed'i alabilirim bir şekilde, bitkinlik alırım. LeBlanc'tan nefret ediyorum. LeBlanc beni çok tilt ediyor biliyorsunuz. LeBlanc banlayacağım o yüzden. Zed alırsa bitkinlikle birlikte Faker'ın bir tane videosu var. Faker'ın mıydı, Dopa'nın mıydı?
Sanırım Dopa'nındı ya. Faker de olabilir de. İkisinden bir tanesinin bir videosu var. Syndra vs Zed oynadığı bir video. Yakın zamanda atmış onu. Bir yerden gördüm. Yayından mı? Hatırlamıyorum. Videoda olabilir. Bir izlemiştim yani. Zed vs Syndra videosu izledim. O yüzden neler yapabileceğime dair birazcık fikirlerim var. Hani birkaç böyle çılgın hareketler falan var. Onları da gösteririm eğer Zed vs Syndra eşleşmesi olursa. Olmazsa da Syndra'mızı çeker. Keyfimize bakarız. Lütfen alma ya. Lütfen. Yalvarırım. Hadi bebeğim. Hadi. Tam ez diyecektim diyor. Suyum bitmiş. Ben bunu iki çok sevdim ya. Bir süre oynarız biz bunikle. 850 tane de beğeni var ha. Muhtemelen bak bu yorumlar mesela aşağı düşüyor olmasaydı otomatik olarak bence bu yorumda en az bir binden her türlü daha fazla beğeni olurdu bu yorumda. Çünkü bu yorumu video içerisinde arayıp bulmaya çalışırsak bulamayız. Bayağı 8345 tane farklı insan yorum atmış. Toplamda da 9022 yorum var şu anda. Yani bazı arkadaşlar ikişer yorum falan atmış demek oluyor bu. Acayip ya. Acayip. Bu arada videoyu eğer... ne oluyor lan? Sesim bir anda fazla mı gelmeye başladı benim? Bana mı öyle geldi? Oha! Ne oluyor oğlum? Ses sanki bir anda fazla gelmeye başladı. Ya da benim kulaklıkta mı? Çok garip bir şey oldu az önce. Videoya bir tane de beğeni atarsanız yahut videonun sonrasında beğenecekseniz de unutmazsanız küçük bir hatırlatma yapayım. Sevinirim, mutlu olurum. Haberiniz olsun. Syndra, Plat 1'deyiz bu arada. Plat 1'e çıktım. Yayında çıktık Plat 1'e. Elmas'a doğru çıkıyoruz. Yeniden Elmas'a doğru yardırmacalardayız. Hayırlısı bakalım. Bu hesabı sezon bitmeden yeniden Elmas yapıp bir de Seaben Toge hesabı var biliyorsunuz. O hesapta Altın 1 99 puandaydı. Altın 1 100 puana çıktı. O da serilerde şu an. Platin Lig için serilerde. Hatta isterseniz o hesabın serilerini yalnızca seri... O hesabın serileri yani altın birden plata o 5 maçın videosunu da atabilirim. Hani ya 5 maça çıkar mı bilmiyorum artık. O serilerin de videosunu atabilirim. Yorumlarda nasıl isterseniz belirtirseniz sevinirim. Onu da söyleyeyim. Adalet Işığı Syndra oynayacağız. Alırsam 4 olacağım. Ney 4 olacak? Neyi 4 olacak anlamadım ben. Zaç. Karşı takım şu şekilde çok solid ya. Çok daş gibi bir takım gibi duruyor. Korkutucu bu biraz. Galio aldı benim karşıma. Abi Galio nedir ya? Galio nedir ya? Garip bir seçim oldu. Adam yani diyor ki ben sana ölmeyeceğim. Takım savaşına doğru bir şeyler deneyeceğim. Ölme birader, biz de alt koridora gideriz, üst koridora gideriz. Bir şeyler deneriz orada artık. Koridor safhasında Galio'ya karşı Syndra oynamadım. Hiç oynamadım. Eğer kalkanı doğru kullanırsa ama mekaniksel olarak karşılaştırırsak kalkanı doğru kullanırsa benim hasarımın yarıdan çoğunu emdirebilir. Karakızı mı alsam ya? Vallahi Adalet Işığı da çok güzel. Karakızı da yeni ya böyle kırmızılı kırmızılı. Adalet Işığı alalım hadi şeklimiz olsun. İkinci spelimi Hayalet alacağım. Hayalet alt koridora falan baskınlarda hızlandırabiliyor bizi. Hani baskına yetişebilmemizi sağlıyor. Biliyorsunuz ışınlanın koridora yere düşüş süresi bayağı bir uzadı. 5,5 saniye mi ne oldu? Öküz gibi uzadığı için. Hani çok da bir ışınlanın süper bir artısı kalmadı. Hayaleti çünkü aynı zamanda koridorda da bir baskından falan kaçarken kullanabiliyoruz ama ışınlanı öyle bir şekilde kullanma imkanımız yok. Ve aynı zamanda hayalet 1v1'de skill dojlamamıza falan bayağı bir yardımcı oluyor. Gerektiği durumlarda cidden bu aralar hayalet bir de çok kez bufflandı üst üste. Kuvvetli bir spell. Öneririm sizlere de. Kasat noktayını açıp bakalım. Roket meme. Bunu yazmaktan çok keyif alıyorum ya. Çok güzel oldu.
Tüm. Şu müziği kapatalım değil mi? Arkadaki artık. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maçın 7'sini kazanmışız. Lig dağılımına bakalım. Ben Plat 1'im. Vinos da bayağı berbat haldeydi bu arada. Biraz düzeldi. Hatırlarsınız bu hesabın birazcık ilk 10 maçında, özellikle ilk 10 maçın ilk 5'ini falan kaybetmiştik. Bayağı bu hesapta mıydı? Çok kötü durumlar oldu. Bu hesapla alakalı kötü anılar var. Onları birazcık da eşitlemeye çalışıyorum. %50'den halen düşük win rate. Ama şu 64-67 hani 30'a 50 falandı bir ara. Bayağı kötüydü, öyle diyeyim. Şu şekilde bir kabiliyet. Runları falan zaten görüyorsunuz artık. Rün sayfamı da değiştireceğim. Bekleme süresini azalmayı çıkartacağım. Başka şeyler koyacağım onun yerine ileride. Karşımızdaki arkadaş 2 seviye Galio'su var. Birkaç kez oynamış. Büyü direnci, büyü nüfuzu, can ve yetenek gücü. Her şeyi bana karşı adamın ya. Her şeyi bana karşı güçlü olacak şekilde dizmiş. Koridorda birazcık zorlanacağız arkadaşlar. Zek bizi çok ağır kamplamazsa, ümit ediyorum kamplamaz. Bir şeyler yapabiliriz. Hani koridorda üstünlüğü sağlayıp diğer koridorları gezme konusunda çok zorlanmam diye umuyorum. Şunu ayarlayayım, sonra bir de oyundaki müziği ayarlayacağım. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Her şeyi şöyle yarıya yaklaştıralım, değil mi? Bak, benim mikrofonun sesi yine azaldı. Allah Allah, kabloda mı sıkıntı var ya? Anlamadım, gitti ya. Bir se. Bir yükseliyor, bir alçalıyor yani ses. Vallahi Nazlıcan'da da böyle durumlar oluyordu. Umarım mikrofonda bir sıkıntı yoktur ya. Benzerini Nazlıcan da yapıyordu çünkü. Şu an yine iyi. Şunları sıralayalım. Sufle biraderim Ekko aldı üst koridora bu arada. Geçsinler bakalım. Ben bir su alıp geleyim çok seri bir şekilde. Nasıl hızlıyım ama, değil mi? Minyon kaçmazsa iyi. Yanlış yoldan gidiyorum şu anda. Kaçmadı sanırım. Aynen. Karşı rakibe değil de kendi ormanıma yaptım bu sefer bu hareketi. Bu ormancıya çok da süper zarar vermiyormuş bu arada. Hani bunu adamın ilk başladığı yeteneğe bakar mısın? Hani diyor ki ben W fulleyeceğim. Fullemez de. Yani adam... Paso minyon kasmayı oynayacak gibi bir hali var. Vurmayacağım abi. Kalkanı bitince vuracağım. Tamam. Minyonlara yaklaşmak zorunda olduğu için... Yani yetenek vurma şansım olmasa da o anda en azından düz vuruşla. Tamamdır. Tamam. Güzel zamanlama. Yalnız benim de canım çok azaldı ya. Karşıdan zek gelirse... Ya şu minyonlardan can doldurma olayı çok saçma. Geldi. Ben hayaletimi basacağım. Ölmek istemiyorum çünkü. Sıçra düz vuruş falan yaparsa öldürebilirdi. EQ atmaya manam var.
Graves gelirse kesebiliriz. Bir ihtimal. Yetişmedi. Oo, çok iyi. Alsın adam minyon ya, problem değil. İttirelim, geri döneceğim. Hepsini de aldı ya lan. Neyse. Helal olsun lan adama, olsun. Hepsi de helal olsun. Kasmış Graves'ler çok güçlü oluyor biliyorsunuz. Şu masayı biraz ha. Kendimi biraz zıklatıp etmek istiyorum. Tamam. Bunlarımızı aldık gayet iyi. Adamların kulesine minyon öldürttük. Hani bu her zaman bizim için fayda. Hatta şampiyonluk puanı alırken bu S falan kazanılıyor ya. Onlar kazanılırken hesaplanan bir diğer şey de karşı takımın kulesine öldürttüğümüz minyon sayısıymış. Yani bu bile çok önemli. Bu adam yok şu an. Büyü direncini abanacak. Yani beklenmedik bir durum değil bu. Aşağı inmiş. Yani bunu bayağı pingledim ya. Tamam. Olabildiğince ittirmeye çalışacağım. Adamın... Ya şu an bayağı minyon kaçırdı. Hayaletinde bastı. Vur abi. Mis. Çok güzel ya. Çok güzel. Graves çok güzel kasıyor ya. Ben şu an çok mutluyum yani durumdan. Şimdi ben ineceğim aşağı. Çok manam yok ama ineceğim. 250 manaya... Q'ye ulti yapabilirim. Hayaleti açtım. Çok güzel. Çok güzel. Graves ölmüş. Gayet iyi ya. Gayet güzel durumlar. Morello alacağım. Aynen. Mana problemi çok büyük olan bir karakter ve bekleme süresinde azalma istatistiği bu karakteri de gerçekten çok fazla işe yarıyor. Yani bol bol E atmak, bol bol W atmak, kitle kontrol, ultiyi spamlamak. Ya bekleme süresinde azalmanın çok işe yaradığı şampiyonlar var. O kadar da işe yaramadığı şampiyonlar var. Bu gayet güzel iş yaptığı şampiyonlardan bir tanesi diyebiliriz. Mavi bana verir mi acaba ya? Ben de gidiyorum aşağı. Da Vayne hep skor alıyor ya. Tamam. Ben ultim var sandım, yokmuş ya. Şunu alalım. İlk Galio, ondan sonra... Gel abi gel. Bir rakip katledildi. Geri adım atmıyor mu o adam? Atmıyor. Ben geri dönüyor sandım ya totemli de. Hatalı oynadım.
Ejder alabilirdik. Evet. Zek. Gidelim. Oha ne oluyor lan? Kameranın yeri mi değişti kendi kendine? Ben yeni fark ettim şu anda o sağdaki kısmı. Bir saniye. Abi kamerayla alakası yok ya. Aa perde düşmüş. Perde düşmüş arkada. Dedim burada bir yanlışlık var. Burada doğru olmayan bir şey var. Vallahi bu videoluk böyle olsun mu? Yani bu videoluk böyle olsun. Perdeyi yapıştırmam için ayrı yapıştırıcı çıkartıp bayağı bir 30 saniye bir dakika falan ovalıyorsun her yapıştırıcıyı. Perde düşmüş ya. O kenardaki beyazlık ondan yani. Yeni fark ettim. Zek ne çok çıktı yukarı ya. Yok bu adam. Geldi. W'sunu hemen kullanıyor. Çok iyi ya. Vallahi aldığın mühü dirençleri hepsini batıdis ettik. Galyo amca. Kusura bakma. Tamam. Güzel oynadık orada bu arada. Bütün her şeyi tutturduk. Zaten karakterin yerde ne kadar çok top varsa o kadar fazla vurduğunu biliyorsunuzdur. Ultisi o kadar fazla vuruyor. Çok iyi oldu ya. Seviyede bayağı fark açtık. Kuleyi de alacağım. Hatta ilk kule olacak bu bizim için. Lan! Benim. Hah. Tamam. Şimdi aşağı inebilirim. Oğlum her aşağı ineceğim dediğimde Vayne kill alıyor ya. Ultim yok. Belliydi flash ulti yapacağı. Oğlum ya. Galyon'un flash ulti yapacağı belliydi. Galyon'un ulti menziline girdim orada. Galyo ulti atar diye bilerek tam o anda sıçra atmaya çalıştım. Yetmedi. Adam da flash attı. Bekledi biraz daha. Şöyle alımlarımızı yapalım. Olay yeri inceleme grey istiyor. Yeri kostüm. Sıkıntı yok ya. Yani Vayne baskın yediği anda fazlasıyla agresif oynuyor. Buna biraz daha dikkatli yaklaşırsak çok da problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Deneyeceğim şimdi bir daha. Karma salma adamı, salma adamı. Kalkan yok. Aa adam kendini saldı orada. O ne? Oha! Nasıl? Kuleyi alma demiş. Ben yeni gördüm de. Yani
Zack flash ulti attı sana orada. Çok garip ya. Saçma yani. AP kasmış orman eşyasına. Vallahi hiçbir şey almayacağım. Param olduğunda pembe totemi satıp sonraki geri dönüşümde yani. Gereksizce büyük asa alacağım. Oradan da muhtemelen Lüden'in feryadına giderim. Galio gözüktü. Tamamdır. Ya şimdi iniyorum aşağı. Vayne skor alıyor, ben alıyorum. Bizim adam patates kalıyor yanında. Bu hala yok. Ona dikkat etmek lazım. Aa, Galio. Oğlum ya. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Karma gerçekten çok hatalı oyunlar yapıyor. Orada bir şey yaptım. Zeki gidiyormuş gibi yemleyeyim dedim Vayne'i. Yemi yuttu. Komboyu ona yaptım. Bu adam 5 kill aldı. Alır birader, çok agresif oynuyor ya. Ona işte dediğim gibi biraz daha temkinli yaklaşarak oynamak lazım. Doğru oyun tarzıyla yanaşmak lazım. 2600 paramız var. Lüden kaç para? Duracağım. Yukarı çıkalım abi. Ulti var. Ama Galio'nun burada pembe totemi vardı, beni gördü. Bu adam yok. Pembe totemi kıracağım da korkuyorum Galio buradaysa diye. Aa! Yokmuş lan. İleriye geri... Yo, dönmemiş. Dönmemiş. Görüyor sanırım. Görmüyor olsa her türlü dalıp keserdi çünkü. Galio falan çıkacak şimdi oradan buradan. Ben o yemi yutmak istemiyorum. Zonya mı alsam ya? Vallahi. Aynen, Galio gelmiş. Dediğim gibi görüyorlardı bizi. O yüzden Galio'yu bekleyip hani biz baskın atacakmışız gibi yemleyip bizi yok edeceklerdi. Şunu alabilirler bu arada. 20 saniye ezek yukarıda. Üç kişi burada. Şunu al. Abi Caitlyn. Caitlyn yardım etmedi ya. Çok yanlış yani. Gerçekten çok yanlış. Vallahi Allah'tan bir sıkıntı olmadı. Adamlar yetişmeyi denese yetişebilirler ve bu çok büyük problem yaşatabilirdi bize.
Gayet güzel. Şuraya da bir Q sallayalım. Bütün küçüklerini alalım. 2800 mü şu? 2500. Şapka alacağım ya. Gidiyorum vallahi şapkaya. Aa, Vayne Flash ile girdi. Oha! O kadar mı vurdum lan ben? Gel. Abi niye damaj yemedi o adam? Oğlum ya. Aynı anda bir de şu lanet monitör yine kapandı. Doğana kadar ben duraklatıyorum videoyu, şunu ayarlayayım. Yok, bulamadım güç seçeneklerini ya. Neyse. Bu videoda sonra kesinlikle halletmem gereken bir şey. Bir yerden sonra güç tasarrufu için kendini uykuya alıyor çünkü bilgisayar. Uykuya alırsa video GG biliyorsunuz. Almışlar ya. Sanki oyun biraz GG olacak gibi, kaybedeceğiz gibi bir his var içimde de. Hadi hayırlısı. Zek full armor alıyor, bir de yetenek gücü. Vur. Buna bütün her şeyimi atacağım bundan sonra bir daha. Çok konuşuyor adam. Boş konuşuyor birader. ADC'sin. Farmanı yap, her türlü demeyi çıkartıyorsun late'de. Kill alıp almamakla alakalı değil. Bilmiyor oyunu ya. Oyun 1v2 tuttum. 1v2 tuttum. Ne var, tamam, support'un hata yaptı. Tamam birader. Sus, oyunun oyuna taşımaya çalış. Farm yapmaya çalış. Oyuna geri dönmeye çalış. Onun yerine chatten ağlamayı tercih ediyor. Bir saattir konuşuyor adam. Car 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 car. ...2.1k para var. Şimdiki alacağım eşya Zek ve Vayne'in çok ağır odağını yemem dahilinde Zonya olacak. Büyü direnci Zek halen almaya başlamamış bile. Ya Zonya olmalı mı? Emin olamıyorum, bir türlü emin olamıyorum gerçekten. Raide de çünkü çok güzel iş yapıyor. Neyse, Zonya alalım biz. Zonya alalım, çok ağır odak yersek basarız. Galio ultisi yiyince ultinin damage'ini yiyoruz ama Q'yu yememek için yine basabiliriz anında basınca. Şu hareket yanlış yani birader. Sen bu hareketi yapıyorsan ölmeyi hak ediyorsun orada. Sonra 2v1, 3v1, 4v5. Overextend kabul edilemez bir hareket yani şu dakikada. Öldüm. Flash attı değil mi Galio? Pasifi de yok bu adamın ha. Ne yapıyorsun abi? Keser orada.
Keserler. Aa, beyin öldü, arkada öldü. Şifasını da basmış, tamam. Büyü direnci almaya başlamış bu arada. Çok güzel stun. Bas ulti şimdi. Oğlum çok geç attı ultiyi ya. Hah, iyi. Kate'din yetiştiğim de adına. Ejderi Graves artı Kate'din çok hızlı yapabilir diye düşünüyorum. Şurada iki tane minyon temizleyeceğim ben. Zonya çok az kaldı çünkü. Ya. Nereden çıkıyorsun be İrelia? Nereden çıkıyorsun be İrelia? Şuraya sıçra atayım dedim de çok geçti yani, adam yok etti bile. Dur bakalım. Zonya'yı aldık. Birazcık zırhımız da var. Şimdi Rayla almayı planlıyorum. Ama aslında büyü direncileri de çok fazla olduğu için hiçlik değneği de en mantıklı seçeneklerden bir tanesi. İki seçeneğimiz var diyelim. Rayla veya hiçlik değneği. Rayla alırsam alan yavaşlatmasına sahip oluyorum. Bayağı sağlam. Yani o konuda çok kuvvetli oluyor Syndra. Ne yapıyorsun ya? İrelia ne yaptı? Benim ulti 50 saniye. Her noktada atabilirim bundan sonrasında. İre, harbiden İre yani. Şu yaptığı hareket bayağı sorgulanabilir. Yalnız şunu alalım mı? Alamaz mıyız abi şu an? Bak. Tavuklar, tavuk adamlarda ama. Galyon'un en sevdiği yer. Tamam, bozdum ultiyi. Çaldı. Graves nerede? Baron'u niye bıraktınız? Ben gerçekten Baron'dan olduğunu görmedim. Yani Graves'in... Bilmiyorum, dur bakalım. Hiçlik değneğine gideceğim. Verdiğim hasar yerinde olsa da bayağı bir yüksek durumlara gelecek bu şekilde. Bilemiyorum ya. Yani red lazım bana. Al birader de, şu yaptığın iş mi Caitlyn? Adamların içine E atmak iş mi Caitlyn? Şu dakikada. Bırak burayı, bırak. Git geri git ya. Canman doldur. Gitmiyor ya.
İnhibitör alamadılar değil mi? Bizim için aslında iyi oldu bu savaş. Sebebini söyleyeyim, baron kaybetti adamlar. 3 tane baron kaybettiler. Bir tane kule aldılar karşılığında. Skorda da zararda değiliz. Sanırım 3'e 3 oldu. Bitti mi? Bitti. Hiçlik değneği 1800. Savaşta oturtacağız şimdi. Çok iyi. Galio 16 oldu mu? Olmuş abi. Ben 16 değilim. Galio neyden 16? Onu da anlamış değilim aslında. Farmım da daha yüksek. Kilim de daha yüksek. Asiste de 2 fark var. Ki 15-12 kill yani XP farkı olarak sanırım... Baron XP veriyor muydu ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum da. Eğer veriyor ise onunla belki öne geçmiş olabilir. Ejderlerin hepsi bizde. Güzel şeylerden bir tanesi. Bu oyunda güzel şeyler de oluyor. Abicim en son ben gireceğim. Şuraya bir geri adım atsaydı. Bu geri adımla yok ederdim onu. Hiçbir şey yapamıyorum buradan. Yani oradan öyle bodozlama durmak. Oh. Ya yani. Oh. Çarpın var, çalmayı deneme. Ulan Caitlyn. Halen adama laf ediyor ya. Bayağı yüzsüz adam. Harbiden bayağı yüzsüzmüş ya Caitlyn. Ben bunu blokluyorum. Adamla muhabbete girmememiz lazım. Benim hatam bu. Biraz maviyi alacak değil mi? Aldım lan. Vallahi de aldım. Son eşya ne alalım? Neyin problemini yaşıyoruz? Irelia'nın üzerimize yapışmasının problemini yaşıyoruz. Galio'nun ultilerinin problemini yaşıyoruz. Ne alınabilir? Vallahi özel bir şey alınamaz sanırım bu durumlar için. Alacağım eşya... Rayla olacak ya. Rayla alacağım abi. Slow falan koyarız. Bilmiyorum, bir işe yararız yani o şekilde. Yukarı çıkıyor adamlar. Üzerimde mavi olduğu için gittiğim yerlerde şöyle top biriktireyim ara ara. Ve çıktım oradan. Çok iyi. Ben base. 4'te 3'ler. 3 ve 3. Koşuyorum oraya direkt olarak. Koşmuyorum abi. Evet. Şimdi hayalet bastım.
Flash. Base'e gitti adam ya. Ben şunu bir keseyim mi? Kule mi alacak oradan? Kule alacak oradan. Vay arkadaş. Bekettim, buraya geliyor. Neyse, devam etmedi sanırım. Bizim Kettin'in yapacağı aptallığı düşünemedi. Yani herhalde buraya gelir, mantıklı bir insan gelip bu kuleyi savunurdu deyip geri döndü Zek. Ama Kettin buralarda dolanıyor idi. Sıkıntı yok. Güzel. En azından hayatta olarak bir işe yaradı Kettin az önce. Şu fıttırıkları da keselim de. Cena mı almış onu? Zek almış. 1900 olması lazım Riley. 1950 aynen. Benim sıçra da yok, hayalet de yok. Savaşta sıkıntı yaşayabilirim. ...500 altın eksiğimiz kaldı. Vayne'i bu arada parçalıyorum ya. Tek. Oslan'ı yeseydi orada öldürmüştüm. Şu an çok Q biriktiremiyorum. Mavi yok ya altımızda, mana bitmesin. Q'nun yediği mana 80 çünkü, az değil. Şurada adam. Buraya atlarsa süper pozisyon tam Zek için. İnhibitörün devreye girmek üzere. Bu arada bu kule için çok da savaşmamız gerekmiyor aslında. Şu an zorlarlarsa o kadar. Bozdum. Şunu atıyorum ben ultimi ya. Ölmedi ki adam. Ben öldüm. Kötü Zonya. Aa, yine vurdum lan şeyi. Vayne'e bir tane Q vurabildim. Aynen. Tamam. Ace sanırım. Sanırım. Emin değilim. Baron. Baron alsınlar. Jenna'ya da çaldırmaz yani herhalde. Yetişirler Ejder'e, birlikte savaşırız. İrelia'nın her ne pahasına olursa olsun üzerime gelişi. Ya ben adamın koruyucu meleğini açamayız diye korktum. Zonya bastım. Zonya basarken adamın koruyucu meleği açıldı. Vayne benim üzerime geldi. Yoksa ben Zonya'yı çok daha geç atıp ölmeyebilirdim o savaşta. Kötü oynadım. Galyon'un ultisini bozuyorum bu arada iki savaştır. Buna devam edersek. Ultiyi atamadım ya. Menzile girmedi adam. Zek şuradan girecek şimdi.
Niye bu kadar korkak oynamamız gerekiyor ki? Buraya atladığı anda yok edeceğim. Topları biriktiriyorum yerde. Vayne mid ittiriyor. Yav. Yav. Graves. Graves ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Graves? Tek başına adam oyun mu bitecek? Abi dedim adamlar mallık yaptı. ADC'leri savaşta yok. Gidelim şunları bitirelim işlerini. Graves savaşta yok be. Buradan oyunu bitirebilirler. 25 saniye benim sürem. Çok yanlış hareket. Çok yanlış hareket Graves. Bayağı kötü oynadı ya. Yani. İnhibitörün havaya uçtu. Abi şuna... Öbürü de oyundan çıktı ha. Şu Palatinx hangi? Abi... Öbürü de oyundan çıktı. Ayrıca. Kim o? Caitlyn. Şu Caitlyn'i reportlayın. Reportla şunu ya. Küfür hakaret oyundan çıkma. Yeteneksiz herif. 50.000'de hasar vurmuşuz. Bu Caitlyn'in ligi ne? Elmas 5. 1400 oyunda elmas 5. Yani. Pek. Pek. Syndra iyiydin moruk. Sen de iyiydin. Biraderim de. Bizim adam 6F4 vurdu. Yapacak bir şey gerçekten yok. Kalitesiz adamlar çok fazla bu sunucuda. Bu da onlardan bir tanesi de diyelim. Sizin hakkınızda bence oyun. Ben bir ya da iki oyunum Galio'yla. Yani benim de Syndra'yla en fazla 5. 6. oyunu falandır da. İyiydi yine. EYW diyelim. Evet arkadaşlar, Rocket Meme ile oyunumuzu oynadık. Sonda... yanlış verilmiş kararlardan dolayı kaybettiğimiz bir takım savaşınlardan oyunu da kaybettik. Oyunu kaybetmeyebilirdik bu arada. Nexus'a adamlar vururken Caitlyn yaşıyordu. 6F4 vurduğu için, 6F4 vurduğu için şu yüzsüz herif biz adamları öldüremedik. İrelia 4 tane falan düz vuruş yapsa, 4 de değil şu eşyalarla 2 düz vuruş yapsa 2 tane, ikisi de crit girer. En az 2 crit atar yani şu eşyalarla. 3 vuruş atsa ve öldürürdü İrelia'yı. Baze'i savunurduk orada. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bayağı şanssız bir oyundu. Teşekkür ederimiz için. Bu arada Syndra'nın ne kadar güçlü olduğunu da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O savaşta Jaina'yı öldürebilseydim biraz daha iyiydi. O bar ejder önünde Jaina'yı öldürebilseydim biraz daha iyiydi. Taktiksel kararlar da o andan... Ne avantajımıza ne dezavantajımıza fark etmeden verilmiş kararı takip etmek bu oyunu kazanmanın yoludur. Yok senin yaptığın şu hareket o kadar da mantıklı değil. Ben onun yerine gelip inhibitörün orada Vayne'i kesmeye çalışacağım derse oyunu her türlü kaybederiz. Kazanma şansımız sıfıra iner ama eğer o savaşı yapmış olsaydık 4 kişiyi de öldürürdük. Çok yüksek ihtimalle öldürürdük ve ardından oyunu kazanırdık. Vayne de orada inhibitörü alır. Üzerine en fazla bir kule falan alırdı. Minyonları da çok değildi zaten arkasında. Gerçekten bayağı şanssız bir oyundu. Yapacak da bir şey yok. Çok teşekkürler yeniden. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki yükseliş bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Bay bay.